Giresun Tarafsız Gazetesi yazı işleri müdürü Murat Ümit Uzun'la futbola dair her şey bu kanalda. TFF 1. Lig ve Giresun Spor'a dair tüm gelişmeleri bu kanalda bulabileceksiniz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Yayınımıza hoş geldiniz. Ses çok az geliyor diyorlar hocam. Siz sesi duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Ben çok net duyuyorum. Yani şu anda biraz yüksek sesle konuşuyorum ama yok, ben, bana şu anda ses nasıl? Harika. Hocam öncelikle tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Giresunlar sizi çok seviyor. Giresunlar sizi çok seviyor. Bizim de Giresun'da bir maalesef ulusal ve yerel kanalımız olmadığı için kendimizce yayınlar yapıyoruz. Böyle YouTube kanalı açtık Murat Ümit Uzun olarak. Orada eski futbolcularımız, eski hocalarımızla röportajlar gerçekleştiriyoruz. Sizin de bu takımı yaptığınız emekler çok fazla hocam. Özellikle Mehmet hocamızı da yayına alın diye çok istekler geldi bana. Onları da daha fazla kıramadım. Çünkü son 180 dakikaya geldik. Sizin söyleyecekleriniz Giresun halkı için çok önemli. İsterseniz hocam geçmişe dönelim. 2013-2014 sezonuna dönelim. Çanakkale Dardanel maçıyla takımın başına geçmiştiniz. O sezon takımla geldiğiniz zaman ilk neyi değiştirdiniz hocam? 3-0'da o maçı kazanmıştık. Şimdi şöyle, o maça gelmeden önce Ahmet Hoca kötü gidiyordu. Daha sonra Mustafa Bozma, İbrahim Bey, bir de Muzaffer Bey Akçabat'a geldi, konuşmuştuk. Tabii sancılı bir durumdu. Kulüp maddi açıdan, artı manevi açıdan ve puan durumunda kötü bir yerdeydi. Mustafa Bozma bana, hocam ligde kalalım yeter dedi. Olsun dedik. Hiç tabii hiçbir zaman ben Giresunspor'a 3 kez geldim. 3 kez gelmemde hiçbir zaman maddi konularda hiçbir şey konuşmamışızdır. Boş mukavele de imza atmışımdır. O şekilde başlamıştık. Dediğiniz gibi ilk maç Dardanel maçıydı. Sonra hatırladığım kadar Konya'ya gitmiştik. Sonra içeride Malatya ve Hatay üst üste oynamıştık. Mustafa Bozbağ Sayın Başkan hocam transfer yapalım mı demişti devre arası. Mustafa dedim zaten bu takım ligde kalsın diye uğraşıyoruz. Şu an var. Zaten 18 takımlı liglerde genelde küme düşme potası. Biz dedim ikinci devre 17 maçımız var. 17 maçta bu takım 10-12 puan alır. Hiç transfer yapmaya gerek yok. İçerideki futbolcuların paralarını verelim. Gitmek isteyen de gitsin dedim. O şekilde başlamıştık. Ama Allah'tan tabii bir de 17 puan gerideydik Hatayspor'da. Ama evet. Her şey tabii Allah. Her şey nasipti. Geldik Hatayspor'u geçip bir puanla fark atıp şampiyon olmuştuk. Ama o zamanki şöyle diyeyim. Gerçekten Mustafa Bey'in gerek yönetim kurulu diğer arkadaşların çok büyük katkıları olmuştu. Şu anda ben tabii maçlara gelemediğimiz için televizyondan izliyorum. Evet. Ve Giresun'un sanal alemdeki sizin gibi gazetelerden falan izliyorum. Ama şu anda bizim o 2013-2014 sezonunda çıktığımız, lige çıktığımız ruhu şu anda sanki hissediyorum. Çünkü o anda hakikaten Giresunspor takımında baktığınız zaman böyle kalbur üstü veya isim olan bir futbolcu yoktu. Hepsi aynı ayardaydı. Emin olun Giresunspor'a geldiğim zaman 25-27 civarında futbolcunun 3 tanesini veya 4 tanesini tanıyordum. Ama çok iyi bir arkadaşlık ortamı oldu. Yönetim çok iyi destek verdi. Şehirle bütünleştik. Taraftar çok istedi. Ama şu anda o ruhu sanki görüyorum. Baktığınız zaman
Giresunspor takımının hemen hemen her maçını televizyon izledim. Giresunspor takımında böyle öne çıkan kalburüstü futbolcu göremedim. Yani sanki o Evet. andaki ruh şu anda varmış gibi. Ama şu da var tabii. Giresunspor takımı skor olarak gayet iyi gidiyor. Ama futbol olarak baktığımız zaman öyle ahım şahım futbol oynamıyoruz. Ama önemli olan biliyorsunuz sonuçtur. Buralara kadar gelindi. Ben inanıyorum ki sezon başı da bu takım şampiyon olması için kurulmamıştı. Ligde kalınması gibi bir şey düşünülüyordu. Ama bu takım geldi şu anda. Şampiyonun en büyük adayı. Tabii kötü bir dönemden de geçildi duyduğum kadarıyla. İşte yönetim aldı. Çok fazla bildiğim kadarıyla borç var. Evet. Borçlu. Ama bu Evet. takımın kötü pozisyona düşmemesi için ben çünkü orada netlikledim. Giresun benim memleketim gibi. Emin Evet. olun kendi tuttuğum takımın maçına bakmadan önce hemen Giresunspor ne yaptı diye onu izliyorum. Ama bu takımın bu sene öyle veya böyle mutlaka çıkması lazım. Çünkü eğer çıkamazsak biz borçların altında 3-4 sezon sonra istemediğimiz ligde olabiliriz. Çünkü Evet hocam. duyduğum kadarıyla çok büyük borcumuz var. Biz bu Evet, borcumuzu 70 milyon et. ve Süper Lig'e çıkarsak biz bu borcu ödeyebiliriz. Eğer bu liglerde kalırsak emin olun yani düşünmek bile istemiyorum. Kötü durumlara düşebiliriz. Hocam şimdi size bazı Giresunların selamı var. Onları iletmeye çalışacağım. Ali Tabii. Uzun'un, Musa Uzun'un, Zafer abilerin, Ali Çok Akden'in, Sedat Özkaya'nın, yani aklıma teşekkür ediyorum. gelemeyecek birçok kişi, hani bunlar üzerime yük olarak kalmasın. Bu selamları Çok size teşekkür ileteyim. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Fatih Azgın'ın, hani Şenol Özdemir, aklıma gelen kişileri saymaya çalışıyorum ama tek tek de saymak imkansıza yakın. Şimdi hocam bir diğer sorum, şimdi 1922 Konyaspor'la berabere kalmıştık Çanakkale maçından sonra. Evet. Ardından biraz bahsettiniz. 11 haftalık üst üste galibiyet serisi yakaladık. Evet. Yani bu süreçte neler hissettiniz? Takımı nasıl motive ettiniz hocam? Çünkü sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi kadromuz çok geniş bir kadro yoktu. Pek fazla da isim oyuncumuz da yoktu açıkçası. Yani o kadroyu biraz, yani 11 haftalık periyodu biraz değerlendirelim hocam. Şimdi geçmişten bugünlere gelmek istiyorum. Önce sizin döneminize Evet. başlayalım hocam. Öncelikle tabii tüm Giresunspor taraftarının, Giresunspor'daki tüm insanları, Giresun halkının Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı Evet. uğurlu olsun diyorum. Bu dönem gerçekten zor bir dönemdi. Ve Ahmet Hoca'dan ben takımı devraldığım zaman tek tek tüm futbolcularla görüşmüştüm. Öncelikle baktığımız zaman takım çok fazla antrenman yapmıştı. Yani o antrenman dozajını bayağı bayağı düşürdük. Bir de mesela şu anda gururla kalede izlediğim Uğurcan. Onurcan, evet. Uğurcan o zaman ben geldiğimde Ahmet Hoca onu oynatıyordu. Ama o zamana baktığımız zaman Uğurcan'ın hatırladığım kadarıyla herhalde 7-8 profesyonel maçı vardı. Çünkü amatörden gelmiş bir çocuktu. İlk iş olarak şu anda onunla gurur duyuyorum ama o zaman onu kesip kaleye Eray'ı koymuştuk. Eray'ı Evet. koyduktan sonra bayağı iyi gittik. Ve hiç de Eray'ı kesmedik. Tabi devre arası Bursaspor'a gitmişti Uğurcan. Yani şu anda tabi kalede onu görünce gururlanıyorum. Çünkü zaman, geçen zamanlar çocuğa çok şey kattı. Ama bir de şunu söylüyorum. Bu kalecilerin bu kadar güzel olmalarının sebebi kesinlikle ve kesinlikle İsmail Hoca'dır. Ben Evet, çok İsmail Güney hocamız. kaleci hocasıyla çalıştım. Ama gurur duyduğum, çok çok güvendiğim en iyi kaleci hocası İsmail'dir. Ki bunu çalıştığımız, İsmail'le çalıştığımız 3-4 takımdaki kalecilere de sormuşumdur. İsmail çok güzel şeyler söylüyor. Hakikaten kalecileri çok iyi motive ediyor ve çok iyi çalıştırıyor. Tabii o zaman da yine söylüyorum, takım şampiyon olmuşsa bundaki en büyük pay Allah gani gani rahmet eylesin Suat Hoca'nındı. Evet. Suat Hoca Mekanı cennet olsun. yani bendeki tüm yükü üzerimden alıyordu. Bana hiçbir şey bırakmıyordu. Yani öncelikle bu takım şampiyon olmuşsa en büyük kahraman
rahmetli Suat Hoca'ydı. Ben ikinci planda geliyordum. Ama dediğim gibi iyi bir hava yakalamıştık. Çok iyi bir arkadaş ortamımız vardı. Ve arkamızda müthiş bir yönetim vardı. Mustafa Bozbağ yönetiminde. Çünkü hiç yalnız bırakılmıyorduk. Çok güzel günlerdi. Dediğimiz gibi o şekilde geldik ve şampiyon olduk. Şimdi size hep olumlu mesajlar geliyor hocam. Çanakkale maçına Giresun'a gelmişsin diyenler var. Yaşa İsmail Hoca diyenler var. Hocamıza da Doğru. sorularınız olursa, çünkü bu yayının tekrarları dediğimiz gibi YouTube kanalımız Murat Ümit Uzun'da da olacak. Aynı zamanda Giresun Tarafsız Gazetesi'nin Instagram sayfasında da olacak hocam. Oradan da dediğimiz gibi sorularınız varsa Mehmet hocamı yakalamışken Tabii canım, sorularınızı soralım. tabii canım. Şimdi hocam, sağ kenarındaki futbolcular kadar efor sarf etmiştiniz. Hatta bir maçta ceketinizi çıkarıp sırılsıklam olmuştunuz. O görüntü sizin teknik adamlığınızı yansıtan bir görüntü müydü? Yoksa siz de taraftarlar kadar o sezon heyecanlı mıydınız hocam? Yoksa Mehmet Hoca kenarda, sağ kenarında daha mı sakin bir hocadır? Bunu sizden dinleyebilir miyiz hocam? Şimdi şöyle, ben normal zaten hayatımda sakin bir insanım. Ama saha kenarına geldiğim zaman, bu sadece Giresunspor olarak değil, her takımda futbolcudan daha çok heyecanlıyımdır. Zaten her zaman ben söylerim, bir teknik adam heyecanını kaybettiği an bu işi bırakacak. Orada hakikaten onlarla beraber olayı yaşıyorduk. Ama mesela ben geldiğim zaman Çanakkale maçıydı. Ya tam şu anda hatırlamıyorum mu? Böyle çok az, yani 300-500 kişi oynamıştık. Çünkü taraftar umudunu kes. Herkes tabii başarı bekler. Ama daha sonra hele son maçlarda içeri seyircilerin çoğunu alamamıştık. Yani herkes artık güvenmişti. Ama herkes inanmıştı. Hatta en son Hatay maçına gitmiştik. Hatay maçında 3-1 yenilmiştik. Aramızda 1 puan kalmıştı. O zaman çok iyi hatırlıyorum. Ben de maçı da Sayın Bakanımız Nurettin Canikli, teşekkür ediyorum kendisine. Onda katkıları çok büyüktü. Kendisi maçı Lig TV'den verdirtti. Çünkü orada bir hakem katliamı yaşamamamız için verilmişti. Ama yenildik. Maçtan sonra Lig TV'de konuşmuştum. O zaman hocam, orada 1 puan kaldı. Şampiyonluk nereye geldi falan diye demişti. Ben de kendisine, yani gelecek hafta Giresun'a değil Malatyaspor, emin olun Türk milli takımı gelse yenerdik. Çünkü Evet müthiş hocam. bir seyirci vardı. Emin olun O cumartesi maça değineceğim hocam. O maça günü, değineceğim. evet, cumartesi günü sanki Giresun'da hayat durmuştu. Yani Evet. Giresun'da herkes bir gün sonraki maça odaklanmıştı. Yani maç sanki insanlar böyle, hani ölü toprağa serilmiş derler ya, resmen o şekildeydi. Herkes bir gün sonra düşünüyordu. Ama bir gün sonra o kahraman çocuklar bizi oralara getirdi ve yüzümüzde güldürdü o maçta. Şimdi hocam, o maça değinelim. O maçın taraftarlar bakımındaki hikayesi şu şekildeydi. Biz stada 2-3 saat öncesinden girmemize rağmen stad tamamen dolmuştu ve zor şekilde kendimizi stada soktuk. 2 saat, 3 saat öncesinde hatta merdiven boşluklarına oturuldu. Stad tıklım tıklımdı. Şu an Atatürk stadımızda yıkılıyor. Bilmiyorum, takip Evet. edebiliyor Biliyorum, musunuz biliyorum. Tabii. hocam? Atatürk stadımızda, hani orada Süper Lig yaşanılmadı ama yeni stadımız Çotanak Spor Kompleksi'nde Allah nasip ederse 2 haftamız kaldı. İnşallah. Şimdi hocam, bizim taraftarlar bazındaki dediğimiz gibi stada girme hikayemiz bu şekildeydi. Ama tarih 11 Mayıs 2014 tarihinde yeni Malatya maç hikayesi futbolcular ve teknik ekip olarak sizde dinleyebilir miyiz hocam? Sizin gözünüzdeki o gün, tesislerden ayrılıp stada gelene kadar süreç, maç konuşmanız, özellikle futbolcularla nasıl bir konuşma yaptınız? Bunları bize anlatırsanız biraz da geçmişi yad edelim hocam. Şimdi öncelikle şöyle, zaten o maça geldiğimiz zaman bizim tribünleri taraftara alamayacağını biliyorduk. Hatta emin olun Mustafa Bozbağ çok baskı oldu ki, başkanım biletin fiyatlarını artıralım çünkü çok iyi bir gelir elde ederiz diye Mustafa Bozbağ çok büyük baskı oldu. Ama Mustafa'ya teşekkür ediyorum.
Hiç o şeylere aldırmadı. Hayır dedi. Benim taraftarım gelecek her zamanki parayla, yani çok cüzi bir parayla, daha evvelki maçlardaki parayla, emin olun fiyatı atıyorum 1 milyon lira deseydik 1 milyon liraya bütün biletler satılır. Ama Mustafa bunu kesinlikle kabul etmedi. Eski şeye döndü, eski fiyata, neyse o şekilde doldu. Zaten stada geldiğimiz zaman biz bile içeri zor girdik. Ama çok büyük bir atmosfer vardı. Yani düşünemiyorsun tabii, futbolcuları motive etmeye çalışıyorsun. Hadi son maç diyorsun. Falan. Sonra tabii şeye bakınca Malatyaspor'un 11'ine baktığımız zaman da, çünkü Malatyaspor'da playoff'u garantilemişti. Malatyaspor'da riske girmek istemiyordu. Onun için 4-5 tane tam şey oynatacağı futbolcuları getirmemişti zaten veya oynatmamıştı. Zaten onları görünce biraz daha rahatlamıştık. Çünkü sonuçta tam bir kadro çıkmıyordu. Ama buna rağmen mesela hiç unutmam, 2-0 öne geçmiştik. Tabii seyirci sahayı tezahüratla yıkıyordu, bağırıyordu. Ben tabii kenarda rahattım. Çünkü zaten son 2-3 dakika kalmıştı hatırladığım kadarıyla. 87. dakika, 88. Evet, dakikada evet, bir 80. gol geldi. Evet. Daha emin ol Ümit. O artık 20 bin kişi mi, 15 bin kişi mi, kaç bin kişi varsa orada, o bağıran, tezahür eden seyirci bir anda kesildi. Yani emin olun, sessizlik oldu böyle. Hani eyvah dediler. Yani gitti maç. Yavuz daha 2 dakika var. 2 dakika var. O maçı orada. Yani ben seyirci yani kaldırıp hadi alkış falan deyince seyirci tekrar alkışlamaya başladı. Bir şevk geldi. Yani sanki bir gol yedik, her şey bitmiş, şampiyonluk gitmiş gibi olmuştu. Müthiş bir atmosferdi. Ama çocuklar yüzümüzü güldürdü ve hayatımda hiç görmediğim bir atmosfer yaşadım orada. Maç bittikten sonra sahanın içinde iğne aslan yere düşülmeyecek bir seyirci sahaya girdi. Gerçekten çok güzel. Bunları şu an anlatırken de gözlerim doluyor. Yani ben çok şey borçluyum Trabzonspor taraftarına, her şeyine. Onları çok seviyorum. İnşallah hocam, yarın akşam da aynı şeyi yaşarız. İnşallah. Hocam soyunma odasına kaç dakikada gitmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Yani o taraftarlardan kurtulup soyunma odasına, yani kurtulup derken o kalabalıktan, çünkü az önce de bahsettiniz, iğne atmasa yere düşecek dediniz. Soyunma odasına kaç dakikada veya kaç saatte vardınız hocam? Yani her gelen size sarıldı. Herkesin size sarıldığı için. Ben zaten maç bitince hemen içeriye girdim. Çocuklar seyircilerle sarmaş dolaş oldular. Ama içeride ben şimdi her maçtan önce devre arası koridorda böyle tur atarım. Yani konsantre açısından. Maçtan sonra yine tur atarken mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin hocam. Sayın Tütüncü geldi, bana sarıldı ve onunla orada bir iki dakika ağlaştık. Allah kanı kanı rahmet etsin. Amin hocam, amin hocam. Çok çok güzel bir anıydı. Sonra Mustafa Bozba, İbrahim Bey, Turan Bey, Ercan, Turan Usta, Muzaffer evet. Abi. Yani çok güzel, en büyük şey, güzel anılardı. Ne bileyim, çok güzel. Hocam bizi izleyenlerden İlhan Tahmas demiş ki ben de o anlarda oradaydım hocam. Bizler sana borçluyuz. Seni severiz hocam demişler. Yani şimdi hocam bir yandan da sorularıma devam edeyim. Tabii. Şimdi aslen Trabzonlusunuz ama siz de bizden sayılırsınız. Bu yörenin evladısınız hocam. Giresunspor'da şampiyonluk yaşamak nasıl bir duyguydu? Yani siz de bu şampiyonluğu yaşayan ender hocalardan birisiniz. Şimdi Hakan Kıleş hocamız da belki bizim yayınlarımızı takip ediyor biliyorum. YouTube üzerine düştüğü takdirde yani Hakan hocam nasıl bir duygu yaşayacak? Siz nasıl bir duygu yaşadınız hocam? Şimdi şöyle bir şey. Tabii o tip şeyleri, olayları geçirdikten sonra şu anda emin olun Hakan'ın yerinde olmak istemem. Çünkü yarın akşamın olmasını dar bekler. Dakikalar da geçmez. Zor bir süreçtir. Bir de şöyle bir anım var. Trabzonlu olarak söylediğiniz zaman
Muzaffer abimizi biliyorsunuz, yöneticimizdi. Evet. O tabii Trabzon'dan hoca alınmasını istemiyordu. Sonra ben alındık, işte konuştuk. Hatta ona gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi sormuş ki, Muzaffer abi, Mehmet Hoca Trabzonlu, sen Trabzonlu istemiyordun. Niye, nasıl oldu da aldı? Muzaffer abi çok güzel bir söyleşi var orada. Dedi ki, Mehmet Hoca Trabzonlu değil dedi. Trabzonlu olsa dedi, Trabzonspor'da ona iş verir dedi. Böyle bir espri de yapmıştık aramızda. O şekilde tabii Giresunspor benim ikinci vatanımdır. Çünkü her geçişte orada dostlarım, arkadaşlarım var hala, emin olun. Her zaman Giresunspor ne yaptı diye devamlı televizyondan ve sizin sanal basından izliyorum. Ama yarın emin olun işimiz biraz zor, şöyle zor. Geçen hafta oynanan maçlar tamamen bizim aleyhimize oldu. Tabi aleyhimize olan en önemli maç da Altay Akhisar maçı. Çünkü Akhisar şimdi şu anda Altay'ı yenince o da umutlandı. Arada 5 puan var ama 5 puan. Evet, ama Menemenspor bu hafta Keçiören'e gidiyor. En son hafta Adana Demirspor'la oynuyor. Yani baktığımız zaman Menemenspor 0 çekebilir. 0 çekebilir. Onun için yarınki maç emin olun belki de Giresunspor'un şu ana kadar oynadığı en önemli maçtır. Evet. Şimdi o maçlara değineceğiz. O maçlara değineceğiz hocam. O maçlara değineceğiz hocam. Şimdi soru soru gidersek en azından Tabii. Şimdi hocam önce dedik yani geçmişten bugüne gelelim diye. Şimdi geçmişteki son soruyu soracağım hocam. Şimdi Mustafa Temel Bozboğa başkanımız o dönemde başkandı. Evet. 2013-2014 yılında ne gibi fedakarlıklar yapmıştı? Bir tanesini anlattınız. Ve Mustafa Temel Bozboğa sizin için ne ifade ediyor hocam? Mustafa Temel Bozboğa öncelikle benim aile dostum, canım ciğerim, kardeşim gibi çok severim. Giresunspor için çok şeyler yaptı. Çünkü kapanma durumuna gelen bir takımı zirveye taşıdı. TFF 1. Lig'de de hani çok şeyler yaptı ama maalesef onun bir şampiyonluk yaşamasını çok isterdim. Çünkü çok emeği var. Ama maalesef olmadı. Tabii o zamanlar Sayın Nurettin Canekli'nin bize çok büyük faydası olmuştu. Lokman Çağalcı'nın artı şu anda belediye başkanı olmayan Kerim Bey'in çok maddi ve manevi çok büyük faydaları olmuştu bize. Ama Mustafa Bozma yani belki mutlaka herkes gibi benim gibi onun da mutlaka yanlışları vardır. Ama Giresunspor'un şu anda bu duruma gelmişse bana göre en büyük kat Bozboğa ve o andaki ekibinindir. Çünkü bu günleri onlara getirdim. Evet hocam. Şimdi yavaş yavaş şimdi taraftarlarımızın üzerindeki o baskıyı almak da istiyorum hocam açıkçası. Şimdi 180 dakikaya geldik. Giresunspor için 44 yıllık bir özlem. Hocam, evet. Yani bunu başarmak için artık son 180 dakikamız kaldı. Çünkü taraftarlar ve basın camiası olarak biz buraya kadar hiç gelmemiştik. Acayip bir üzerimizde taraftarlar olarak ve basın olarak ve Giresun halkının üzerinde çok büyük bir baskı var hocam. Şimdi bu şehirdeki bu baskı futbolcuları etkiler mi? Ve 180 dakika yılların tecrübeli futbol adamı olarak neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi bizim zamanımızda o şampiyon olduğumuz zaman tabii tüm gazetecilerin veya gazeteci arkadaşların, spor yazarlarının illa da takıma destek olacak diye bir kayıt yok. Mutlaka muhalefeti de olacaktı. Ama o zaman bütün muhalif olan arkadaşlar bile hep destek vermiştiler. Yanlış olan bir şeyde bile takıma destek vermiştiler. Benim yanlış yaptığım değişikliği bile olumlu karşılamıştılar. O zaman yani en büyük paylardan biri de gazeteci arkadaşlarım da hep yanımızdaydılar. Şu anda öyle olmalarını istiyorum ki devamlı okuyorum. Bazen tabii ki biliyorsunuz kötü bir olay olduğu zaman mutlaka suç hocaya yüklenir. Hoca da elinden geleni yapıyor. Ama bu saatten sonra tabii istemiyoruz çünkü artık çok laflar olacak. Çünkü
Bu kim ne derse desin hiçbir zaman teşvik primi her zaman oluyor, laf olarak geçiyor. Yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Belki şu anda belki Akhisar için bir şey olmaz ama daha sonraki maç için bir şey diyemem. Çünkü oluyor yani bu tip şeyler. Yaşadık, duyuyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Seyirciler, pardon, sporcular şu anda kamptadırlar mutlaka. Hoca onlara gerekli şeyleri anlatmıştırlar. Onlar şu anda bu şeyden etkilenmemelerini sanıyorum. Ama yine söylüyorum, bizim için bu maç çok önemli. Bu maç belki de hani 44 yılın maçı. Ama Evet. eğer Akhisarspor geçen hafta kaybetmiş olsaydı şu kelimeleri söylemeyecektim. Ama kazandığı için Akhisar'ın da kendine göre kurtarma olayı var. Biz stres yapmamamız lazım çocukların. Çünkü sonuçta Giresunspor takımına baktığımız zaman geçen hafta oynadığımız maçta bile her iki tarafta kötü olmasına rağmen yine bizim net iki tane pozisyonumuz vardı. Yani Giresunspor takımı mutlaka golü bulur ama telaş yapmaması lazım ve rakibe çok dikkat etmesi lazım. Benim her zaman korktuğum rakipler bu alt sırada olan rakiplerdir. En basiti şu anda lider durumda olan Adana Demirspor bile küme düşmüş, Eskişehir'le berabere kaldı. Çünkü Evet, alt hocam. taraftaki takımlara karşı futbolcuları motive edemiyorsun. Ne kadar anlatırsan anlat, futbolcu motive olmuyor, olamıyor daha doğrusu. Yine söylüyorum, yarınki maç çok önemli. Sakın 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 Akhisar'ı küçümsemeyelim. Hocam Tuğba Hanım yazmış. Tuğba Demir, fanatik bir bayan taraftar olarak hocama selamlarımı iletiyorum demiş. Bilmukabele gözlerinden öpüyorum. Sağ olsun. Sağ olsun. Hocam, Giresunspor taraftarları tarafından sevilen bir isimsiniz. Onlara peki neler söylemek istersiniz hocam? Yani onlar Zaten sizi çok seviyor. bilmukabele. Ben de zaten bazılarıyla da telefonum olanlardan ve Face'te arkadaşım olanlardan devamlı konu. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bazen şimdi ben Facebook'ta pek arkadaş kabul etmiyorum. İşte çünkü Facebook'a ben resim paylaşmak falan için değil sadece böyle vakit geçirmek için giriyorum. Emin olun Facebook'ta atıyorum. Tam bilemiyorum da 500 tane arkadaşım varsa bunun 200'ü Giresunlu. Yarısını da tanımıyorum. Şimdi bakıyorum bana arkadaşlık teklif eden alttaki hakkındaki bilgilere bakıyorum. Bu da sen de daha iyisin. Giresun yazınca kabul ediyorum. Çünkü onlar Kim oldu önemli değil diyorsun hocam. önemli değil. Giresun'da olsa Biraz yeterli. da çünkü ora benim için gerçekten çok çok Evet. anlamlı bir yer. Yani ben Giresun'u çok seviyorum, halkımı çok seviyorum, taraftarını çok seviyorum. Çünkü sonuçta biz aynı derenin suyunu içen iki şehiriz. Evet. Ama müthiş bir taraftar var. Yani gönül isterdi ki şu anda seyircili olsaydı da şu yarınki zaferi bütün herkes kutlasaydı güzel de bir stadımız olduğunu gördüm ama hiç daha nasip Evet. olmadı gitmek. İnşallah ilerleyen İnşallah, inşallah Süper Lig'de hocam, Süper Lig'de İnşallah, gelirsiniz. Oraya da şimdi inşallah. hocam Süper Lig demişken Süper Lig'i de Akçabatspor'da çalıştırdınız. Evet. Süper Lig Giresunspor'a ne katacaktır hocam? Yani Süper Lig 44 yıl gözlem sona erdiğinde Bir kere Giresun'da mesela şu, en basiti şu var. Sırf Giresunspor'un maçı var diye yan şehirlerden, köylerden insanlar akacak. Yani bir kere Giresun'un ekonomisine de faydası olacak Giresunspor'u. Çünkü şehre gelen maça gelmeden bir kahvede oturacak, bir lokantada oturacak, bir giyim kuşam mağazasında mutlaka bir şeyler alacak. Bunun değerini çok iyi bilmemiz lazım. Artı yani her gün böyle süper, şimdi Akçabat'ı kimse tanımaz derler. Yani Akçabat Sabahspor'u ama televizyonda Süper Lig'de gözüktüğü zaman puan durumunu artık insanlar Akçabat Sabahspor sevdalısı gibi oldu. Şimdi aynı şey Giresun için olacak. Yani sonuçta televizyonlarda her gün Giresun'un ismi geçecek. Çok büyük katkısı olacak bize. İnşallah güzel şeyler olur ama bir de şu var. Yani inşallah çıkacağız. Buna inanıyorum. Kötü bir şey İnşallah. olmasın. Ama İnşallah. çıkarsak da şu var.
Tabii ben acizane, kimseye akıl vermek haddime değil de akıllı transferler yapmamız lazım. Yani takımı ileride boş batağına sürüklemememiz lazım. Bunun örnekleri çok var. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız şart. Yani ona çok dikkat etmeliyiz inşallah çıkarsak. İnşallah Ama hocam. yani şu andaki görüntüye baktığımız zaman yani şahsi görüşüm, yanılabilirim. Şu anda Süper Lig'de Giresunspor takımında yani oynayacak belki 3 veya 4 kişi ancak sayabilirim. Yani yepyeni bir kadro kurulması lazım. Yani bu kadro hiç yeterli değil Süper Lig için ama keşke çıkalım da kadroyu yaparız inşallah. İnşallah hocam. Peki hani Akçabat Sivasspor'u çalıştırırken hocam, Oktay Derelioğlu'yla çalışmış mıydınız? Yoksa Tabii. sonradan mı geldi? Oktay Çalışmıştınız değil mi Derelioğlu'yla hocam? çalıştım. Ben aldırdım onu devre arası. Ligde kalmamızın en büyük katkı yapanlardan biri de Oktay Derelioğlu'ydu. Ama daha çok tabii o andaki kadroya baktığımız zaman Akçabat Sivasspor kadrosuna hemen hemen takımın şimdi sahada oynayan 11 olarak söyleyeyim. 11'in sanırım 6 tanesi, 7 tanesi Trabzonluydu. Yani kendi çocuklarımızdandı. Onlar da aynı şeyi yaşıyordular ama o takımda biz ligde kaldık. Büyük de bir iş başardık. Yani 10. haftanın sonunda 4 puanımız vardı. Lig bittiği zaman da alttakilerle 3 puan mı ne fark atmıştık diğer rakiplere. Ama bak yine de o anda baktığımız zaman Akçabat Sivasspor takımında tanınmış olarak Oktay vardı. Orhan Kaynar vardı. Metin Aktaş ve Erman Özgür vardı bilinenler. Öbürleri bilinmeyen kahramanlardı. Yani isimsizdiler. Ama aynı şeyleri diyorum ben Giresunspor'da yaşadık. Şu anda yaşıyorum. Yani şu anda Giresun takımında da o havayı hissediyorum, görüyorum. Hocam yavaş yavaş sorularımın sonuna geliyorum. Son iki soru sormak istiyorum hocam size. Şimdi Trabzon'da biliyorsunuz birçok profesyonel takım var. Yani bu da Trabzon'un gençlerin önünü açıyor. Şimdi Giresunspor'dan başka profesyonel bir takımımız yok Giresun'da. Şimdi pilot takım kurulursa ve pilot takımın atıyorum 3. ligde olursa Giresun'u gençlerin önünü açması adına önemli bir iş yapılmış olur mu? Veya Giresun'u gençlerin önünü açmak için ne gibi projeler yapılmalı hocam? Şimdi şöyle tabii ki kesinlikle oradan bir tane profesyonel takım olması lazım liglerde. Ama Bulancak Spor'a hiç destek çıkılmadı. Bulancak Spor üvey evlatmış gibi ki daha evvelden ikinci liglerde falan fırtına estiren Bulancak Spor düştü. Yani ilgisizlikten düştü. Bence Bulancak Spor'un kalması lazımdı. Şu anda Bal Ligi'nde bildiğim kadarıyla Görelespor Spor var. Yani oradan mutlaka bir Var. takım çıkması lazım. Evet, pilot takım olayına gelince pilot takım zaten olması için Olacak var. Evet. ama işte oradan gelecek olan çocuklar hani Süper Lig'de olan bir takımın da pilot takımı en kötü şartta 3. Lig'de olması lazım. Bal Ligi'nde değil. Yani belki bilemiyorum tabii yönetim o konuda ne düşünebilir. Belki İstanbul'dan ki Lokman Çağalcı beyefendi de orada katkısı olabilir. Ki Lokman Çağalcı geçen yıl bildiğim kadarıyla da bir takımı şey almıştı. Üsküdar Anadolu'yu şeye çevirmişti. Ağacılar Spor gibi yapmıştı. Üçüncü lig değildi ama küme düştüler. Yani Lokman Bey'in de katkılarıyla belki oradan bir takım alınabilir. Yani Giresunspor adı altında. Yani Evet. Giresunspor'da forma şansı bulamayan ileriye dönük çocuklar orada oynatılabilir. Ama yani Giresun içinde pilot takım Bal Ligi'nde olmaz. Çünkü sonuçta Süper Lig'desin. Yani Bal Ligi'nde pilot takım olmak en az 3. ligde olması lazım. Hocam yavaş yavaş sona gelirken yayınımızı gülerek kapatmak istiyorum. Futbolda unutamadığınız komik bir anınız olmuş muydu? Hocam varsa bizle paylaşır mısınız? Çok var da şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey Bana gelmiyor. 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 Hocam ben yayına katıldığınız için hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Dediğim ederim. gibi
bir YouTube kanalı açtık hocam. Bu yayının tekrarını YouTube kanalımıza da atacağız. Murat Ümit Uzun Mesela YouTube kanalına. şey orada en güzel Buyurun hocam. anılarımızdan biri de Naim vardır bizim devamlı taraftarımız. Evet, Naim abi, evet. Naim'e bir gün her gün gelir. Naim'e bir gün bir maçtan sonra berabere mi kalmıştık ne? Dedim ki Naim dedim bu hafta kadroyu sen yapıyorsun dedim. Bana dedim 18 kişilik bir kadro yaz getir dedim. Ya Ümit emin ol. 18 kişi yazdı getirdi bana. Kafamdaki listeyi yaptı. Hiç haberi yok benden yani. Kafamdaki listeden ya dedim bu nasıl bunu yapıyor? Ama her gün antrenmandaydı. Ve İzliyor evet abi. ona Naim dedim bana her gün gazete getir dedim. Ya hayır keşke demez olaydım. Ya her sabah saat 8'de 4-5 tane gazete alıp geliyor. Hocam gazete getirdim, hocam gazete getirdim. Yerel gazeteleri. Yani Naim çok iyi bir çocuktu. Hala devam ediyor. Kendisiyle görüşüyoruz tabii. Böyle insanların Giresunspor'da olmaları yani inşallah yarın akşam güleriz. Hocam yani Naim abi sadece Giresunspor'u değil, şimdi biz amatörde futbol oynuyoruz. Bizi de takip Doğru, ediyor. doğru, Bizim doğru, doğru. maçlara da geliyor. Yani dediğiniz Doğru. gibi Doğru. yani Giresun halkını aslında Naim abilerin sayısını artmasını istiyorum. Ben Aynen katılıyorum. çünkü Aynen katılıyorum. yani hem kalbinin temizliği olsun hem Aynen. Doğru. futbolun sevgisini Doğru. yakından bilen biri olarak çünkü dediğimiz gibi Giresun aslında futbol bunlarla güzel. Kesinlikle. Böyle anılarla güzel. Dediğim gibi hocam tekrardan yayınımıza katıldığınız, bizi kırmadığınız için teşekkür Ben ederim. teşekkür ediyorum ama Giresun şunu bilsin. Giresun'un tek özelliği Giresunspor'dur. Evet. Giresunspor'dur. TFF Lig'de baktığımız zaman Giresun ismini görünce duygulanıyoruz. Düne kadar öyle bir isim de yoktu. Onun için bu takıma Evet. sahip çıkalım. Mutlaka çıkması lazım. Futbolcu arkadaşlarımızın yarın ne yapıp ya bu maç almaları lazım. Eğer kötü sonuçta düşünmek bile istemiyorum. 3-4 sene sonra kötü bir yerde oluruz. Düşünmek Kötü olarak düşünmeyelim hocam. Yarın akşam zaten İnşallah güleriz. Allah izin verir saat 18 gibi İnşallah. taraf hani mutlu bir şekilde evimize döner. İnşallah. Orucumuzu mutlu bir şekilde Harika. açmak istiyorum. Aynen. Orucumuza mutlu bir şekilde açmak istiyoruz hocam. Ardından son 90 dakikamız kalır. Son 90 dakika sonra da yeni Malatya'daki gibi yani Ümit yarınki maç önemli. Tuzla maçını ben düşünmüyorum. hocam bir skor alalım mı sizden? Yani ben 2-1 kazanırız diyorum ama siz ne diyorsunuz? Ya o biri çık kenara da 2-0 olsun. 1-0 olsun bizim olsun diyelim hocam. Öyle Olsun söyleyelim o zaman. doğru. 1-0 olsun bizim olsun. Allah izin verirse Tuzla maçını kazandığımız takdirde yani İnşallah. o Süper Lig denilen bilinmeyen yere gideriz. Dediğimiz gibi bizi YouTube kanallarımızdan da takip edenler Murat Ümit Uzun olarak yazarak hem bize destek olurlar. Çünkü Giresun'da da maalesef bir yerel ve ulusal kanalımız yok. Bu da Katılıyorum. bizim Katılıyorum. üzücü bir ayıbımız olsun hocam. Aynen Biz doğru. de Aynen gençler doğru. olarak Aynen doğru. elimizden geldiğince sizin gibi değerleri bu yayına çıkarmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Giresunlarla Gurur duyuyorum. Sağ olun. O özlemi gidermek istiyoruz hocam. Çünkü yaptıklarınız hani unutulmamalı. Unutturmamaya elimizden geldiğince çalışıyoruz. O yüzden tekrardan teşekkür ederim. Şampiyon olduktan sonra bir yayın daha yapalım hocam istersen. Bu sefer de Süper Lig'i değerlendiririz. Olur mu hocam? Harika. Sevine sevine. Hocam varsa son sözlerinizi alalım ve yayını kapatalım yavaştan. Çok teşekkür Ben ediyorum. tekrardan Tüm teşekkür ederim. Giresunlulara, tüm Giresunlulara saygı sevgilerimi küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Yarın akşam saat 18 sularında da inşallah sevinç gözyaşlarımı evimde yaşamamı istiyorum. İnşallah biz de ellerinizden öperiz hocam. Herkese Mutlaka. iyi Çok akşamlar diliyorum. teşekkür Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. ederim. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun hocam. Sağ ol. İyi Ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Tüm gelişmeleri o kanalda bulabileceksiniz.